Daha kalkmadın mı yumukum? Görüyorsun. Ey, ne vakit kalkacaksın? Saat 11. Hiç, hiç kalkmayacağım cicim. Hasta mısın yoksa? Bir şeyim yok. Ey, bu tembellik ne? Bu yatağa, bu yalnız yatağın lezzetine doyamıyorum ki. Haydi deli. Ah bilsen. Kapıdan giren saz benizli, narin kadın şuh bir teklifsizlikle tembel arkadaşının karyolasına oturdu. Lacivert başörtüsünü yeldirmesinin omuzlarına indirdi. İçinde tek tük gümüş aklar görünen kumral kıvırcık, çok saçları, hayali bir çiçek demeti gibi meydana çıktı. Gülümseyerek, ''Ben o lezzeti bilirim.'' dedi. Pencereden karşısındaki dolabın büyük aynasını aksetmiş gamlı sonbahar semasına bir an daldı. Pek gençken vardığı ihtiyar bir miralaydan yine pek gençken üç çocukla dul kalan bu yaşlı kadın hala güzeldi. Endamındaki o bedi incelik kırkını çoktan geçtiği halde onu yine dinç bir kız gibi gösteriyordu. Yumuk yüz yuvarlak tombul elini yorgandan çıkarıverdi. Misafirinin donuk bir leyleği andıran solgun eline vurdu. Ah ah derciğim sen artık bu lezzeti doymuşsundur dedi. Niçin doyayım? Öyle ya kaç senedir? Evet dokuz sene. Oh bir hayat. Bütün bir hayat. Evet. Bıkmadın mı hiç? Alıştım. Ahter talihini biraz kendisine benzettiği için yumuku çok severdi. İhtiyar paşa babasının çılgınca muhabbeti için lalaların, dadaların kucaklarında şımartıla şımartıla büyütülen bu kızcağız da daha 18'ini doldurmadan abus bir zabite verilmişti. Berlin mekteplerinde tahsilini bitirip tamamıyla Almanlaşan bu adam ağaçtan hem kayın ağacından yapılmış bir manken kadar katı, hissiz, duygusuz, hayalsiz, zevksiz, hasılı, tatsız tutsuz bir şeydi. Zavallı Yumuk'un bir buçuk sene onunla çekmediği kalmadı. O hayatı tamamıyla romanlardaki gibi bilirdi. Hep aşk. Hep bir aşk etrafında biriken vakaların teakübü. Halbuki kocası ona sevginin hatta lafını bile ettirmiyor, biraz açıklayacak olsa böyle düşünceler kokotlara yarışır diye susturuyor, ruhunun şevkini daha parlamadan söndürüyordu. İşte hemen 6 ay vardı ki boşanmış artık romanlarına, hülyalarına tekrar kavuşmuştu. Hayalin tadı acı hakikatlerden sonra ne derin duyulur. Şimdi bütün muhayyilesinin içindeki dikensiz, fırtınasız cihanda yapayalnız Mesut yaşıyor, nihayetsiz tahayyüllere dalarak yatağından çıkmak istemiyordu. Ahter, ''Sakın sen buna alışma.'' dedi. ''Sen nasıl alıştın? Benim çocuklarım vardı. Benim de hülyalarım var. Hayır, yumuk hayır. Hakikat hülyadan şüphesiz daha iyidir.'' Genç kadın doğruldu. Yatağında yan yastıklarına dayandı. Aile içinde herkes, bütün dostları ona yumuk derlerdi. Şişman olmadığı halde vücudunda, yüzünde, omuzlarında, kollarında hatta gözlerinde öyle tatlı bir yuvarlaklık vardı ki oynak hareketleriyle güzel hırçın bir van kedisini andırıyordu. Hakikat yine birisine varmak mı? Eğer Hülya yalnızlıksa, evet. Mümkün değil ah tercihim. Demek hep böyle yaşayacaksın. Evet, benim gibi. Evet. Daha yirmisinde yoksun. Demek on dokuz, yirmi beş, otuz sene. Ölünceye kadar böyle yapayalnız. Evet. Bütün bir hayat. Yalnız bir şartla bu rahat yalnızlık cennetine veda edebilirim. O şart ne? Bir aşk. Ahter güldü. Genç kadının şen gözlerine mahzun mahzun baktı. Heyhat, dedi. Öyle müpen bir şey ki. Niçin? Daha aşkın ne olduğunu dünyada kimse öğrenememiş. Kim diyor? Ben diyorum yumukum. Senin düşündüğün aşk bir zümrüdü ankadır. İsmi var, cismi yok. Evet, bir zümrüdü anka. Yalnız masal, şairlerin vehmi. Kim ona inanırsa bedbaht olur.'' Fakat Yumuk'un aşka büyük bir itikadı vardı. Koltuğunun altına bir yastık çekti. Karyolanın yanındaki küçük dolabın üstünden bir kutu aldı. İçinden bir sigara çıkardı. Ahtere verdi. Al bakayım şunu. Dedi. Sana bugün aşkın ne olduğunu öğreteceğim. Öğret bakayım. Kendi de bir sigara aldı. Yaktılar. İnce mavi dumanların şeffaf bulutçukları içinde konuşmaya başladılar yumuk ne olduğu bilinmeyen, lakin var olduğuna kimsenin şüphesi olmayan ruha dair ıstılahsız bir tasavvuf konferansına girişti. O söyledikçe Ahter gülümsüyor. Bunlar hep laf, hep kelime, hep kelime diyordu. Yumuk'a göre maddi hayat ne olursa olsun adilikten başka bir şey değildi. Asıl hayalin manası ruhtaydı. Ruhu olan yaşıyor demekti. Uzvi hayatın nebattan farkı yoktu ruhun varlığı da mutlaka aşkla kaimde. Uzviyetimiz havasız nasıl yaşayamazsa aşksız ruhun yaşamasına da öyle imkan yoktu. Fakat insanlar aşkın mahiyetini kaybetmişlerdi. Hürmet ettikleri, acıdıkları yahut alıştıkları vücutları seviyorum zannediyorlardı. İşte bu yanlış zan aşkın kıymetini düşürüyordu. Ahter sordu. Aşkın doğrusu nasıldır? Yumuk. Ah anlatabilecek miyim? diye hiçincikte. Aşk. Aşk, hakiki aşk bu tamamiyle ruhtan gelir, ruhta yaşar. Uzviyetle, hayatla, filanla hiç alakası yoktur. Öyle bir şey ki, yıldırım gibi birdenbire. Vay vay vay. Evet, birdenbire. Eğer ruhu varsa insan sever. Birdenbire sanki deli olur. Hayat, ufuk, gece, gündüz artık hep yüzüncü planda kalır aşık garip devrinde gibi. Hemen hemen. Ahter çok yaşamış, çok görmüş, çok duymuş bir kadın tavrıyla güldü. <laughs> Sigarasını tablacıkta söndürdü. Tekrar dolabın aynasını akseden sonbaharın semasına bakarak hakiki aşkın ancak hürmet, temayül, takdir gibi hislerin tekasüfünden başka bir şey olmadığını söyledi. Uzun uzadıya yaşanmış bir temayül, derin bir hürmet, samimi bir takdir olmadan aşk doğmazdı. Hele bir o birdenbire nazariyesi çok saçma dedi. Niçin? Anlamadan, bilinmeden, duymadan, hissetmeden nasıl sevilir? Birdenbire işte ilk görüşte yıldırım gibi saçma saçma birdenbire sevilemez. Ama ne olur? Yıllarca devam etmiş hakiki bir aşk ölebilir. Nasıl? Tıpkı yılların mevsimlerin gıdasıyla yetişmiş bir fidana birdenbire indirilmiş bir balta darbesi gibi. Evet, birdenbire. Sevilemez. Fakat birdenbire insan soğur. Sevdiğine düşman olur. Ondan nefret eder. Bir balta darbesi. Mesela ne gibi? Ahter bir misal arıyormuş gibi siyah gözlerini süzdü. Parlak alnının ince, görünmez buruşuklukları gölgelendi. Yumuk aşk münakaşalarında garip bir heyecana tutulurdu. Daha ziyade doğruldu arkasındaki yastıkları düzeltti. Ahter, birdenbire aşkın ölümü dedi. Evet, aşk yavaş yavaş doğar fakat birdenbire ölür. Aşkın hastalığı yoktur. Benim bir tanıdığım var. 25 senedir birini seviyordu. Hem nasıl uzaktan uzağa, son derece samimi, son derece namuskerane. Sonra birdenbire bu adeta manevi dinleyecek aşktan soğudu. Nasıl? Anlatayım mı? Yumuk güzel arkadaşına sarıldı. Anlat kızım ah terciğim. Dede, genç kadın gülümseyerek bir masal ahengiyle başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Ah! Evet, evvel zaman içinde ama o kadar eski zamanlarda değil. Şöyle 20-25 sene evvel. Tenha bir köşkün genç bir kızı varmış. Komşularından bir delikanlı. O vakitler şimdiki gibi değil. Kaç göç gayet sıkı. Daha çocukken beraber oynarlarmış. Genç kız bu delikanlıyı uzaktan uzağa sevmiş. Derdini kimseye söylememiş. Zaten o vakit böyle dertlere doğrudan doğruya namussuzluk derlermiş. Zavallı kızın kısmeti çıkmış kendine sormadan, danışmadan hemen vermişler. Delikanlı da başka bir kızla evlenmiş. Gel zaman git zaman, köşkün genç kızı dul kalmış. Aradan seneler geçmiş. 15-20 sene kadar. Dünya değişmiş. İki taraf da eski zenginliğini kaybetmiş. Nihayet dul kadın 20 senedir gizliden gizliye sevdiği beyin köşküne geçmiş. Selamlık tarafını kira ile tutmuş karısının son derece samimi ahbabı olduğu için, daha doğrusu yaşları epey gecikmiş olduğu için bu beyle görüşmeye konuşmaya da başlamışlar. Fakat aşk durur mu? Çocukluk hatıratından falan derken iş aşka kadar varmış. Meğerse o bey de 20 sene evvel alamadığı komşu köşkün kızını seviyormuş. Samimiyet son dereceyi bulmuş. Aradaki kapıyı da açmışlar. Bir aile gibi yaşamaya başlamışlar. Fakat bir gün bu kadın ara kapının arkasından bir takım fısıltılar işitmiş. Kulağını yaklaştırmış. Sevdiği yalnızken kendine söylediği sözleri tekrarlıyor. Ah sevgilim, seni nasıl seviyorum. Seni görünce yüreğim ağzıma geliyor. Ah sen benim ruhumsun falan filan. Merak ediyor. Kapıyı itiveriyor. Bir de ne görsün? 20 senedir insan diye sevdiği Evdeki şişman, arsız, hayasız hizmetçi kızın dizlerine kapanmış pis eteklerinden öpmüyor mu? Yıldırımla vurulmuşa dönmüş. Sonra cicim, sonra hemen ara kapıyı mıhlatmış. Hepsiyle, o beyin karısıyla, ailesiyle selamı sabahı kesmiş. Birdenbire o kadar nefret, o kadar nefret etmiş ki. Yumuk gözlerini ahterin gözlerine dikti. Ahter bu parıl parıl parlayan yuvarlak mavi elmasların ateşinden kurtulmak için başını çevirdi. Görüyorsun ya Yumuk'um. Hürmet, takdir hisleri kırılınca ideal bir aşk bile bir anda göçüyor. Yumuk? Bu kadın sensin. dedi. Ben mi? Evet, hayır deli. Hizmetçinin pis eteklerini öpen aşık da ne bilbey. Haydi deli. Yumuk'un neşeli çehresi birdenbire bozuldu. Daha ziyade yuvarlaklaştı. İnce kavis kaşları çatıldı. Ahtere döndü. Tül perdeli açık pencereye yaklaştı. Yaprakları dökülmüş ağaçların iskelet dallarına, tenha bostanlara, dalgalarının figanı işitilen asabi denize bakmaya başladı. Zavallı yumuk sinirlenmişti. Üşüyordu, titriyordu. Mor ipek kaplı yorganına iyice sarıldı. Penceredeki donuk sonbahar seması içinde mesnedinden düşüp yıkık bir cidara dayanmış meyus bir heykelin gölgesi gibi duran ahter görmemek için gözlerini kapadı. Tekrar öyle temayül, hürmet, takdir gibi umumi hislerden doğup birdenbire ölebilen fani bir aşk değil, birdenbire doğan, birdenbire yakan, birdenbire bütün hayatı hükmeden ilahi bir aşk düşünmek istedi. Fakat muvaffak olamadı.